2.20'den herkese merhaba. 26 Mayıs Perşembe gün özeti şöyle. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi Peker'in açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen gazeteci Kutlu Adalı'nın 6 Temmuz 1996'da evinin önünde öldürülmesine ilişkin araştırma başlatma kararı aldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekillerinin Adalı'nın öldürülmesine ilişkin meclis araştırması talebiyle verdiği önerge oy birliğiyle kabul edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkardı. Savcılıktan yapılan açıklamada yakalama kararının Peker'in yurt dışında olması göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi. HDP'li kadın milletvekilleri kadına yönelik şiddetin araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu protesto etti. Vekiller 2021 yılının ilk 4 ayında hayatını kaybeden 106 kadının isimlerinin yazılı olduğu dövizleri komisyon sıralarına bırakarak salonu terk etti. Onu HDP'li ve biri bağımsız 11 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Bağımsız milletvekili Mensur Işık ile HDP'li vekiller Necdet İpek Yüz, Serpil Kemal Bay, Pek Gözegü, Muazzez Orhan Işık, Sait Dede, Mahmut Celadet Gaydalı, Kemal Peköz, Mahmut Toğrul, Erdal Aydemir, Remziye Tosun, Şevin Coşkun'a ait dosyalar karma komisyona havale edildi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde 28 Şubat'ta açılan bir kişilik profesörlük kadrosuna Melih Bulu yerleştirildi. Kadronun Bulu'nun devlet memurluğu için açıldığı öne sürülmüştü. Artvin ve Rize'de yüzlerce üretici çayda dönüm başı uygulanan kotanın kaldırılması için gösteri düzenledi. Hopa'da polis protestoculara saldırdı, çok sayıda kişi darp edilerek gözaltına alındı. Suruç katliamı davasında mütalaasını açıklayan savcı, dosyanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin için 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Firari sanıklar İlhami Bali ve Deniz Büyükçelebi'nin dosyalarının ise ayrılması talep edildi. Türk İş'in araştırmasına göre 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı 2830 lira olarak belirlendi. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı ise 9.219 lira oldu. İyi günler.